Kahramanlık zamanı. Bu replikten sonra aklımızda beliren tek bir isim var. Evet, bu Benten. Bu çocuk cidden harika. Uzaylı dönüşümleriyle ilgiyi hak ediyor. Benten klasiğin yayınlanmasından bu yana dizi izleyenler arasında büyük popülerlik kazandı ve sonradan birçok yeni versiyonu çıktı. Bunlar bizce eskisi kadar tat vermese de bazısındaki eklenen yeni uzaylılar bir göz atmaya değer. Özellikle de konu güçse Benten klasiği unutup bunlara odaklanmamız gerekiyor. Yanlış anlamayın, oradaki uzaylılar harikaydı. Ve özellikle de duygusal açıdan bizlerin favorileri genelde Benten klasiktendir. Ama bugün güç konuşuyoruz. Harbiden de listedeki uzaylılar dudak uçuklatan cinsten. DC veya Marvel evrenine koysanız pek sırıtmazlar. Hadi daha ne duruyoruz? Hemen listeye geçelim. 5. Parlak Taş. Parlak Taş, son derece dayanıklı kristalden yapılmış silisyum bazlı bir uzaylı. Omniverse'de böyle gözükse de, Alien Force ve Ultimate Alien'da sırtında ve kafasında kristalleri çok daha uzun yansıtılmıştı. Parlak Taş, lazerler, elektrik ve radyasyon gibi birçok enerji türünün vücuduna zarar vermeden aşamalı olarak geçmesine izin verebiliyor. Enerjiyi emebilir ve bir kamyon römorku boyunca eritebilecek kadar güçlü mor ötesi ışınları yönlendirebilir. Bu çılgın uzaylı enerji saldırılarını absorbe etmeyi bırakın, isterse vücudundan sektirebiliyor. Adının Parlak Taş olmasından da anlaşılıyor bu. İstediği zaman taş özelliğini ön plana çıkarıyor, istediği zaman da enerji yönünü. Tamam, bu biraz tartışmalı olacak ama Parlak Taş'ın düşük seviyeli bir gerçeklik çözücüsü olduğuna inanıyoruz. Yani çizgi romanlardaki tanrısal güçteki kozmik canlılar gibi. Tam gücünü kullanarak ölü bir türü canlandırabiliyor, bir gezegeni yeniden bir araya getirebiliyor ve Diagon'dan enerji emebiliyor. Diagon gibi tanrısal ve form değiştirebilen bir karakterden enerji emebilmesi bile onu bu listeye sokabilecek güçte bir argüman. Ayrıca es geçilemeyecek bir özellik daha var. Kendisi uçabiliyor ve arkasında mor ötesi enerji izleri bırakıyor. 4. Gravatak. Gravatak tam anlamıyla yaşayan bir gezegendir. O, kayalık bir daireye sahip büyük, hantal, kırmızımsı, kahverengi bir uzaylı. Özgün bir görüntüye ve çoğu çocuk izleyiciye heyecan veren bir tarza sahip kesinlikle ha? Bir zamanlar zamandan daha hızlı bir canavarı yakalayabildi, ışıktan daha hızlı hareket ettiğini belirtti ve bu sırada bir kara delik yarattı. Aynı zamanda kayalardan yapılmış dişleri olan dev bir ağzı ve vücudunun merkezinde erimiş bir lav gezegeni çekirdeği var. Evet, gördüğümüz bu şey bir lav gezegeni. Gravatak, nesnelerin ağırlığını ve hareketini manipüle edip yer çekimini kontrol edebilir. Yani nesneleri ister uçurur ister yere çarptırır. Onun zevkine kalmış artık. Gravatak, vücudunu düzlemsel bir küreye kıvırarak uzuvlarını havaya uçurmak ve geri çekmek için kendi yer çekimini kontrol edebilir. Etrafında madde veya enerji yörüngesi oluşturabilir. Now, hey, come on. No fair changing your mask. Tamam, tüm bu saldırı yetenekleri harika. Ama benim favorim dayanıklılık özellikleri. Örneğin kendisi yaşayan bir gezegen olduğu için uzay boşluğunda hayatta kalabilir. 3. Geri besleme. Geri besleme, enerji saldırılarını, ki bu en yaygın enerji kaynağı olan elektrik, elektriği soğurma ve yönlendirme yeteneğine sahip. Bu yetenek, geri beslemenin herhangi bir enerji türünü yeniden yönlendirebileceği anlamına geliyor. Enerjiye emme işlemini antenindeki, kuyruğundaki ve parmaklarındaki fiş benzeri iletkenler yoluyla yapıyor. Görsel anlamda troll bir karaktere benziyor gibi dursa da aslında çok güçlü ve saygı duyulası bir uzaylı. Ben? Hey everybody, did you miss me?
Geri besleme, parmaklarını birleştirerek ve elektrikli cihazlardan enerjiyi emerek enerji toplarını ateşleyebiliyor. Bu enerjiyi bir motor olarak kullanıp uçabilir. Tıpkı parlak taşın yaptığı taktik gibi. Enerjisinin zamanla bitmesi ve savaş sırasında bir yerlerden enerji bulup onu emmesi gerekiyor olması biraz dezavantaj. Ama burada büyük patlamanın enerjisini emebilecek bir uzaylıdan bahsediyoruz. Evet, doğru duydunuz. Büyük patlamayı elinde tutabilir ve ondan gelen enerjiyi emebilecek kadar hızlı ve güçlüdür. 2. Uzaylı X. Uzaylı X, beyaz olan elleri haricinde tüm vücudu siyah olan insansı bir uzaylı. Vücudunun her yerinde küçük beyaz yıldız benzeri noktalar var ve ona yıldızlı bir gece gökyüzü görünümü veriyor. Eğer en iyi görünümlü uzaylıları listeliyor olsaydık, birinci sıraya bunu koyardık. Şu havalı tarza da bir bakın ha! Güçlerine geçmeden önce Uzaylı X'in kişiliğinden biraz bahsetmeliyiz. Çünkü birden fazla kişiliği var. Bu kişiliklerini üçe ayırmalıyız. Sevginin sesi, öfkenin sesi ve aklın sesi. Anlaşılan bu karakter üzerinden kolaylıkla felsefi bir yorum da yapabiliriz. Ama güçlerine geçelim biz en iyisi. Uzaylı X her şeye kadirdir. Gerçeği, zamanı ve mekanı kolaylıkla ve istediği herhangi bir seviyede çarpıtabilir. Düşünceleri bile gerçek olabilir. Kısacası Uzaylı X her şeyi yapabilir. Uzaylı X olayları tersine çevirmek için zaman dalgaları oluşturabilir. İstediği zaman bütün bir evreni yaratabilir. Yok edip yeniden yaratabilir. Kendini kopyalayabilir, diğer varlıkları emmek için galaksiler oluşturabilir ve yüksek hızlarda seyahat edebilir. Manyak herifler, bu uzaylıyı neden ikinci sıraya koydunuz? Demeden önce sakinleşin. Çok güçlü bir uzaylı. Ancak Dark Star ya da Azmut gibi karakterler karşısında savunmasızdır. Bahsedilmesi gerekenler. Weybig. Bu uzaylının bahsedilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü Plüton'u yok eden ve dünyayı yok edebileceği ima edilen Inkırşan İmparatorunu kolaylıkla alt etmişti. Büyük korku. Ben'in en çok yönlü uzaylılarından biri olan Büyük Korku, güç konusunda diğerleri kadar iddialı olmasa da kesinlikle bahsedilmeyi hak ediyor. Idle. İnanılmaz bir enerji yuvası. Bu enerjinin kaynağı ise adından da anlaşılacağı gibi hemen her şeyi yiyebiliyor olmasından kaynaklı. Bir kayayı yedikten sonra bir daha yok etmeyi yetecek kadar enerji üretmeyi başarabildi. Ayrıca Vilgax'ı 3 dev sütun boyunca uçuracak kadar güçlüdür. 1. Clockwork. Hemen yeteneklerine geçelim. İnsanları zamanda geri gönderme, bir nesneyi veya kişiyi toza döndürme, zamandan silinen kişileri eski haline getirme, onları farklı bir zaman çizelgesine sokma gibi yetenekler. Evet, tam anlamıyla bir zaman makinesi. Zamanla istediği gibi oynayabiliyor bu uzaylı. Zamanı yavaşlatabiliyor ya da geçmişte bir şeyler ekleyip çıkarabiliyor. Zayıf yönleri yok değil ama gerçekten yeteneklerinin sınırlarının fazla olmasının yanı sıra bunları çok iyi kullanabilmesi onu listenin başına taşıdı. Deneyimsizken bile çok iyi iş çıkarmıştı. Ne kadar konuşursak konuşalım, sadece çoklu evreni iki kez kurtardığı gerçeğine bakarak bile Clockwork bu listenin başına geçmeye hak kazanıyor. Ne yani, videoyu sonuna kadar izlediniz ve hala abone olup zil tuşuna basmadınız mı? Ama neden? Neden? Ha, görüşmek üzere.